Saadettin Efendi vardı. Öbür hoca derlerdi. Onun arkadaşıydı. Oraya zikri yaparlar. Şimdi Esen oldu ya. Hacı Şuayb'a vardı. Efendim? Hacı Şuayb. Bizimle hacca gitti. Güzel kaside mi? Siz de söyleyin. Evet. Dedikler. Hacı Şuayb. Ya. Şimdi kimse kalmadı, dağıldı. Hücefendi, Esen'de kimse kalmadı. Hangi köyde kaldık, hepsi dağıldı. Hangi köyde kaldık, hepsi dağıldı. Ölenlerin yerine hiç adam yok. Yani saydım hocam bizim köyü. Yani ölenin yerine o öldüğümüz tamam, bitti, yeri bitti, ölüyor. Tüm çoluğu çocuğu getmiş adamın. Doğru. Kendi kalmışız diyor. Yani ihtiyarlar o köyde de gerçekten yok ki. Yani ölen olmuş ya o köy. Öyle öyle, çok ölen öyle. Peki, gündemde bir şey yok mu? Yok hocam. Yok mu? Bir şey toplamadın mı? Hicr suresinde vardı oraya bir bakalım şeyi, şeytanların kulak şeyi çalmış. Kaçıncı cilt hocam hocam? Sure-i Hicr ya. Hacı abimiz hocam. İsra'dan evvel. 14. ise belki 14. ciltte olabilir. Bu kaç ciltti? 15 ciltti. 18 olabilir. 7-8 de olabilir. 7-8 de mi? Kur'an-ı Kerim'in yarısı yani. Şey, 14. cilt. Kur'an-ı Kerim'in yarısı. 15-30. Kaç getiriyor hocam? 7-8 diyor ya hocam. Bu kaç? Haşır diyor. Haşır suresi. Oo çok aşağıda canım. Burada mı var aşağıda? Orada kaç? Hangi sure? Zikir, zikir. Evet. Bu kaç? 7 hocam. Ya belki bunda olabilir. Ben sureleri ne şey? Fihriste mi geldi? Yerine koysun Murat efendim. Tamam. Yerine koysun. Arkada kalmasın. 11. cümle Yunus suresi. 7. cümleden sonra. Bundan sonra. 8 hocam da bakıyor. 11. cümle. 14. cümle oluyor. Ya 14 olacak. 14 olacak. Bundan sonra mı? Şeyden sonra. 8'den sonra. O kaç? 8'e mi? 8'den sonra hocam. 8'den sonra. 8'de olacak. Dokuz oldu. Sekizi ver. Hicr suresi. Sekiz. Hicr suresi bu hocam. Dokuzdaymış hocam. Tamam. Hicr suresi. Sürenin ana mevzu. Kışma olacaklar. Dostum da hızlı değil. 14. Tepsiydi bu şey mi? Filiz'e aklı. Seyir tuttu mu? Seyir tuttu. Bu da belki izah ediyor ya. Andolsun ki biz gökte burçlar yaptık. Andolsun ki biz gökte burçlar yaptık. Ve onları bakanlar için donattık. 17 ve onları kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa apaçık görülen bir ateş onu kovalar diyor. Gözler önüne serilmiş tablonun ilk çizgisi Bu tabloda son derece cazibe dikkat bir kainat sahnesi yer alıyor. Ve ilahi kudretin eseri olan gerçekleri dile getiriyor. Meleklerin inmesinden daha büyük bir mucizeyi gösteriyor. Bu tablo büyük ve yüce yaratıcının kudretindeki
azameti dile getirdiği gibi sanatındaki dikkat ve itinayı da apaçık olarak gösteriyor. Ayet-i Kerime'nin metnindeki buruç, burçlar kelimesi büyük yıldızlar ve gezegenlerde olabilir. Bu yıldızların veya gezegenlerin seyirlerine devam ettikleri yörüngülerinin bulunduğu yerler de olabilir. Her iki halde de bu yıldızlar ve bu gezegenler kudreti ilahiyenin şahididirler. Ondaki dikkat ve itinayı dile getirirler. Gözleri alan iptal güzelliğini ifade ederler ve onları vakanlar için donattık. Burada bir nefse kainattaki güzelliğe, özellikle de semanın güzelliğine dikkatle çekilmektedir. Bu da gösteriyor ki kainattaki güzellik onun yaratılışında planlanmış gayeli bir şeydir. Kainatın eşsizliğini ifade eden unsur sadece büyüklük, sadece dikkat ve itina değil. Aynı zamanda bütün görünen varlıklarda göze çarpan güzellik unsurudur da kainattaki birçok unsurların birleşmesinden mükemmel bir güzellik neşet eder. Karanlık bir gecede dikkatle gökyüzüne bakıldığı zaman birer inci tanesi gibi semaya serpilmiş bulunan yıldızların karanlıkları yararak bir parıldadığını, bir kaybolduğunu ve bakan kimselere el ederek uzak yıldızlara davet ettiği görülür. Aynı semaya mehtaplı bir gecede bakıldığı zaman yuvarlak bir şekil almış bulunan ayın parıltısına kendisini kaptırıp onun çevresindeki apaydınlık alemi seyre daldığınız zaman mehtabın nefesleri kesercesine uyuyan kainatı uyandırmak istemediğini tek nefes olarak seyrettiğiniz an. Evet, kainata şuurlu ve duygulu bir bakışla ondaki sonsuz güzelliği görmek mümkün olur. Kainatın yapısında yer etmiş bulunan bu güzelliğin ne derin temelleri olduğunu kavramak ve ayet-i kerimedeki ve onları bakanlar için donattık hayret verici manayı kavramak mümkün olur. Yalnız donatılmak mı, onunla birlikte korunması ve temizlenmesi de dikkat çekici kainatın ve onları kovulmuş şeytan ve onları kovulmuş her şeytandan korudu. Hiç yaklaşamaz oraya ve kirletemez şeytanın aldatmacasından, şerrinden ve hilesinden hiçbirisi ulaşamaz oralara. Evet, hiç yaklaşamaz oraya ve kirletemez şeytanın aldatmacasından, şerrinden ve hilesinden hiçbirisi ulaşamaz oralara. Yani göklere diyor. Şeytan yalnızca bu dünyaya musallat olmuştur. Göklere musallat olamıyor. Hiçbirisi ulaşamaz oralara. Şeytan yalnızca bu dünyaya musallat olmuştur. Yalnızca dünyadaki Adem oğullarını aldatmak üzere görevlendirilmiştir. Sadece Adem oğullarını diyor. Cinleri demek aldatamıyor mu şeytan? Yalnızca dünyadaki Adem oğullarını aldatmak üzere görevlendirilmiştir. Göğe gelince ki bu yüceliğin ve üstünlüğün ifadesi ve alametidir. Şeytan oradan kovulmuştur. Oraya yaklaşması ve kirletmesi imkan haricidir. Fakat o her zaman oraya da girmek ister ama her seferinde ancak kulak hırsızlığı yapan olursa apacık görülen bir ateş onu kovalar. Ancak şeytan oraya her zaman girmek ister diyor. Oraya yaklaşması ve kirletmesi imkan haricidir. Fakat o her zaman oraya da yani göklere de girmek ister ama her seferinde ancak kulak hırsızlığı yapan olursa şeytan nereden yani apaçık görülen bir ateş onu kovalar. Peki şeytan nedir? Nasıl bir kulak hırsızlığına teşebbüs eder? Ne çalar? Oradan
Bütün bunlar Allah'ın bize bildirmediği kayıp, evet, alemiyle ilgilidir. Bu ayetlerin ifadesinden öte o alemle ilgili hiçbir şey bilmemiz mümkün değildir. Aslına bakılacak olursa böyle konulara dalmaya da hiç lüzum yoktur. Çünkü bu gibi konulara dalmak bizim inancımızla ilgili hiçbir şeyi artırmaz. Beşer aklının sahası dışında çalıştırmaktan başka hiçbir faydası dokunmaz. İnsanın asıl çalışma sahası olan bu dünya ile ilgili faaliyetlerini de aksatır. Ayrıca yeni bir gerçek için yeni bir idrak de sağlamaz bize. Yalnızca şeytanın semada yeri olmadığını, yalnızca şeytanın semada yeri olmadığını ve oraya giremediğini, göz alıcı güzelliğin orada şeytanın kirletmesinden masum olduğunu, göklerin yüceliğinin ve üstünlüğünün onun tarafından çiğnenmediğini, şeytanın oraya giremediğini, aksine her girmek istediği sırada kovulduğunu ve istediklerinin reddedildiğini bilmemiz yeter bize. Ayet-i Kerime'nin değişmeyen burçları, yükselen şeytanı ve fırlayan ateşi tasvir ederken sahnelerinin hareketindeki güzelliği görmemezlikten gelemez. Bunlar ve benzeri hususlar bu kitaba has tasvir güzelliklerinin şaheser örnekleridir. İnsanı dehşete düşüren gözler önüne serilmiş tablodaki ikinci çizgiyi alabildiğine uzanan yer çizgisi ve bu sahnede yer alan katı falan diyor. Başka bir şey açıklamıyor. Bunu da öğrendik hocam. Şeytanın yeryüzünden yukarı çıktığını düşünmedik de, hiç duymamıştık da. Evet. Allah razı olsun. Tabii yere musallat etti. Yere musallat oluyormuş demek ki. Göklere çıkamaz diyor. Şimdi evet. Göklerden zaten o oldu. Cennet. Evet. Yedi kat semanın üzerinde deniliyor ya. Tabii. Yedi kat semanın üzerinde cennet deniliyor. Şeytan oradan kovuldu. Hazreti Adem oradan indi. Hazreti Havva oradan indi. Yılan oradan indi. Yılan İsfahan'a inmiş. Yılan İsfahan'a inmiş, şeytan Basra yakınlarına inmiş. Adem Aleyhisselam Hindistan Serendip Dağı'na iniyor. Allah Havva Allah. Validemiz de Ciddi'ye iniyor. Havva Ciddi'ye, evet. Hazreti Adem Serendip Dağı'na, şeytan Basra yakınlarına, yılan da İsfahan'a inmiş. Araları çok açık değil mi? Açık tabii. Çok açık. Ama işte 300 sene sonra buluştular deniyor ya, Hazreti Adem ve Hazreti Havva 300 sene sonra buluştular. Hocam, Hazreti Havva validemizle Hazreti Adem atamız Safiyullah Hazretleri ikisi beraber dünyada Cennet-i Ala'dan ayrıldıklarında bir arada bulunmadılar mı? Yok, ayrı ayrı yerlere indiler. Sonradan. Sonradan buluştular. İşte Arafat'ta buluştular ya. Evet. Arafat'ta buluştular, Arafat'ın ismi oradan geliyor. Arafat. Bilinmek, buluşmak iyi. Evet. Arafat'ta buluştular 300 sene sonra. Evet. Da Müzdelife'de birleştiler. Arafat'ta buluştular, Müzdelife'de birleştiler. Cidde zaten Arapça'da cedde demek manasında. Cedde ebe demek. Ebe. Ebe. Hı. Ha cedd oradan mı geliyor? Ha, ben senin ceddini biliyorum falan. Ha, cedde de demek Arapça'da. Cedd yani erkek dede, cedde ebe. Hı. Cedde ebe, cedde de. Onun için Cidde'nin ismi oradan geliyor diyor. Evet. Cidde, Cedde demek. Evet, 300 sene sonra buluştular. Hindistan Serendip Dağı diyor. Şimdi yayan olarak gelecek öyle. Sonra nerede olduğunu da bilmiyor Allah bildirmedikçe. Evet. Bak cennette de bazı çocukların olduğu rivayet ediliyor. Cennette de birleşme olmuş çocukların olduğunu, bazı çocukların Hazreti Adem'in dünyada olduğunu. Hı. Evet. Kırkbatında doğurmuş da her doğumunda ikiz doğurmuş. Bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız. Dünyada. 40 doğum yapıyor. 40 doğum. 40 doğum yapıyor. 40 doğumda bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız. Bu seneki
doğan kızı geçen seneki doğan oğlana veriyordu. Geçen seneki doğan kızı da bu seneki oğlan alıyordu. Tabii büyüdükten biraz bakını uzaklaştırmak için, doğum mesafeyi uzaklaştırmak için değil mi hocam? Aynı karında doğan tabii. Aynı şeyi birbiri alamıyorlardı da. Evet, evet. Mesela bu sene ikiz doğdu. Biri oğlan, biri evet. Kız. Bundan bir sene sonra da bir oğlan, bir kız doğdu. Bu sene doğan kızı bir sene sonra doğan oğlana veriliyordu. Evet. Bir sene sonra doğan kızı da bir sene evvel doğan oğlana veriyor. İşte Habil Kabil meselesi oradan. Evet. Şöyle bir şey duydum hocam. Yani Kabil benim bacım, senin bacımdan güzel, evet. Seninki çirkin, ben seninkini almam, kendi evet. Bacımı alırım demiş. Benim bacım senin bacımdan güzel, senin bacın çirkin, ben kendi bacımı alırım demiş. O yüzden işte şey oluyor. Evet. Musa Aleyhisselam'ın zamanına kadar mı, İsa Aleyhisselam'ın zamanına kadar mı bacı kardeşle evlenmek normal halmiş? Evet. Musa Aleyhisselam olsa gerek. Musa Aleyhisselam şeyi yani. Sırayı değiştirmeden bacıyla kardeş evlenirmiş, büyük veya küçük. Yani ondan sonra yasak edilmiş. Evet, evet. Ama ikiz olan aynı batında olan da evlenemiyordu da. Evet. Bir sene evvel ya bir sene sonra doğan. Evet. Tabii zürriyetin çoğalması için o da, neslin çoğalması için. Evet. Neslin çoğalması için, zürriyetin çoğalması için. Bu dünyada ne kadar konuşma lisan varsa Adem atamızın çocukları hep ayrı ayrı o lisanda çeşit çeşit konuşmuşlar. Ve alleme Adem'el esma ayet var ya. Evet. Sonra ve alleme Adem'el esma. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün isimleri bildirdi diyor. Elhamdülillah. Bütün eşyanı, bütün insanları bildirdi. Evet. Onun için her bir çocuğuna bir lisanla konuşurdu da şimdiki lisanın ayrılığı oradan geldi diyor. Evet, bu lisan yani, ayrılığı oradan gelmiş. Yani lisan ayrılığı oradan geldi. Her bir çocuğuna bir lisanla konuşurdu. Birine Kürtçe, birine Farsça, birine Arapça, birine İngilizce, birine evet. İşte anladım. Fransızca falan. Çeşitli şeyler var. Çeşitli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de ne lisanda gelirse Peygamber Efendimiz onu anladığı gibi o lisanda kendisine izah edermiş. Evet, ondaki evet. Hasletle bütün peygamberlerdeki olan güzellikler var ya efendim. Ama Kürtçeyi anlamamış. Kürt var mı? Kürt var mı? Kürtler yani, öyle bir şey derler. Hocam ne kurdu ya? Neles? Murat mı? Neles he. Hocam sen ne? Neles çok. Neles söylüyor mu? Anası yeğeni babası Kürtler. Neles çok. Sonra senin torunlar da var. Var canım onlar da Neles. Üç kişi gelmiş derler Peygamberimize. Biri Arap, biri Türk, biri Kürt. Evet. Arapça konuşmuş peygamberimiz anlamış. Evet. Türkçe konuşmuş peygamberimiz anlamış. Kürtçe konuşmuş peygamberimiz anlamamış. Ben bunu anlamıyorum demiş. Hazreti İsa'ya sormuş ben de bilmiyorum demiş. Allah Hazreti Musa'ya sormuş o da bilse bunu Adem Aleyhisselam bilir demiş. Adem Aleyhisselam'a sormuşa ben de bilmiyorum demiş. O bunu Cebrail bilir demişler. Böyle bir şey anlatıyor. Cebrail'e sorulur, ben de bilmiyorum. Bunu bilse şeytan bilir demiş. Allah Allah. Böyle bir espri yaparlar. Evet. Yok ben de bilmiyorum demiş Cebrail. Bunu bilse mi sadece şeytan bilir. Allah Allah. Aman Allah. Bu dini demiş. Hocam sonra suretlerin ayrılığı da diyor. Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak topraktan, çamurdan yarattı ya. Evet. Cebrail Aleyhisselam her çeşit topraktan toprak aldı diyor. Hı. Kızıl toprak, kara toprak, beyaz toprak. Ha. İnsanların renginin farkları oradan geliyor. Fark oldu. Kimi siyah Arap, kimi zenci, kimi beyaz, kimi kırmızı. Aman Allah'ım. Evet, toprakların renginden de bu renklerin ayrılığı oldu diyor. İnsanların ayrılığı da işte Hazreti Adem'in her evladına bir lisanla konuşması, Cenab-ı Hakk'ın bütün lisanları ona bildirmesi. وَاَسْتَرْبَا عَلَّمَا عَدَمَا الْاَسْمَا كُلَّهَا Yani bütün isimleri Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bildirdi. Hatta melekler de siz de söyleyin dedi. Melekler biz bilemek dediler. Senin bildirdiğinden başka bilemek dediler.
Hazreti Adem'e aleyhisselam'a suhuf verildiğine göre okuma yazması vardı. Allah-u Teala, okuma yazma. Hani tarih kitaplarında okuma yazma şu tarihten itibaren. Okuma yazmaya bilmeyen peygamber olur mu? Peygamberimiz ümmü diye Cenab-ı Hak hepsini öğretti. Yani tarih kitaplarının şeyliği ortaya çıkıyor. Bir taş buluyorlar cilalı taşta. Şurada başladı, burada başladı okuma yazma. Tabii. İsimleri bilmiyordu ateş her şeyi. Evet, evet. Rahmetli ki. Bekir şey miydi? Bekleyenlerden miydi? Mehmet miydi o kurt? Aktağlı. Öldür hemen. Ona sordu mu kurt musun, Müslüman mısın, Türk müsün deyince. Elhamdülillah. Hem Türk'üm hem Müslüman'ım. Kurtluyum da fazladan dedi. Kurtluyum da fazladan dedi rahmet. Elhamdülillah dedi. Adem atamızın da bu yazıları var. Kurtluyum da fazladan dedi. Yani bizim tarih kitaplarını görmek istiyorum. İlk insanlar şey. Çocuklara şu anda yanmıyor, bildirmeyeyim. Onun vefatında köyüne gittik de, köyüne bir mevlidim vardı, onun beşini sonra bir mevlidine gittik. Uydurma. Orada köyün ismi ne yok? Nedir köyün ismi ya? Ben de bilmiyorum köyün ismini. Hatta varmadan sola dönüyorum orada. Şey köy diye bilemiyorum. Ozan'ın vuruyoruz artık. Ozan beyazı. Hatta'ya varmadan sağa mı dönüyor? Hatta varmadan sola dönüyor. Bir iki köy geçiyor, üçüncü köy. Orada bir yeni kasap olmuş. Ne isminde? Özler mi hocam? Özler. Özler, Boğaz ya. Yok, Özler. Özler. Oluk Özü ileride. Oluk Özü'ne varmadan dönüyor. Oluk Özü'ne varmadan sola dönüyorum. Bir iki, demek ki Kara Mağara'ya geçecek bir... Kara Mağara'ya geçecek. Tamlıkta bir yol var, orası. Evet, şey, Oluk Özü'ne varmadan sola dönüyorum. Oradan bir iki köy geçecek. Neyse. Kürt'ten, Türk'ten orada sızarsın da orada Kürt'ün yaşlı biri dedi ki, Kürt müsünüz dedim ben. Kurduk dedi. Hem de halis muhlis kurduk dedi. Aklıma gelmedi ki hiç davarım var çaldınız mı diyeceğim. Davarım var eşek bu şey kendin sanırız halis muhlis. Mehmet, Mehmet Tansel vardı. Onun babasını biliyor mu hocam? Bilemiyorum. O şu şeyle. Çalatılı. Çalatılı mı Tansel? Çalatılı imamlık yaptıydı. Böyle bir yaptı. Mehmet Tansel var. Alışlı, alışlı. Babasının adı da güzel bir hocaymış tabi. Dedesi hoca. Dedesi mi? Babası, babası. Babası Mehmet'in dedesi hoca. He, Mehmet'in. Mehmet'in dedesi hoca. Şeyde alışlı. Alışlı da o. Uzun da imammış o. Seyit Efendi mi diyorlar? Öyle bir şey ismi. Seyit Efendi. Alışlı Seyit Efendi. He, orada imammış. Tamam. Bu da pat, o kurt koydu, imamlığı bellemiş. İmamlığı bellemiş, o kurtlar da bir tozun çalmışlar. Yemişler, sahibi şokehten çıkmış, geliyormuş. Koyun muhtarı çağırmış, demiş ki imam bilmiyor belliyordur. Ulan bak tozunun sahibi geliyor, akşam giydiğin tozunu, hepiniz şart edin, yemin etmeyin demiş. Hepiniz şart edin demiş. Neye şart edecekler? Yemediklerine dair. Şimdi adam gelmiş, hepsi şart etmiş, gitmiş ulan demiş. Hoca da galiba bellemiş. Ulan nasıl konuşuyor demiş. Hepimiz avradı boş oldu. Zaten hoca efendi hepsinin avradı boş. Bunlar yemin edildi, şart edildi, avratları boş. Her böyle hırsızlık yaptıklarına şart ediyorlar. E bir de dinden çıkmasınlar, yemin edildi. Öyle demiş o Seyit Efendi'ye. Bu bunlar. Dinde çay mı Seyit Efendi'ye mi? Yok, alışlı dediler. Alışlı, alışlı. Alışlı. Alışlı, alışlı. Alışlı, alışlı. Alışlı, alışlı. Alışlı, alışlı. Seyit Efendi var demiş. Şu Mehmet Tansel'in babası gördüm ben. Mehmet Tansel hocalı da yaptı. Çalatlı da öyle güzel hocalı da yaptı. Ya ben şimdi Almanya'dan diyorlar. Nerede? Neredeyse. Almanya'da hocam. Benim dediğim merhum şey, Seyit Efendi, İnce Çaylı çok mukaddetidir. Mehmet Yaşar Kandemir'in babası hocam. Evet. Profesör Mehmet Yaşar Kandemir'in babası hocam. Evet. Allah rahmet eylesin. Kantacıların Salah Efendi vardı. Evet, o da evet, sahibi. Evet. Hocam daha iyi bilir. Evet, evet. Sene 950-51, 52-53 yıllarında onun odasında her gün toplanırdık böyle. Evet, evet. O Seyit Efendi, Efendime söyleyeyim, çekezlerin ağzından, kurtların ağzından öyle konuşurdu ki hep güldürürdü rahmetli. Evet, evet, çok muzuk şeydi. Böyle arabaşılar, efendim, ziyafetler falan öyle şey yaparlardı. İki kurt öyle hırsızlığa gitmiş de bir ormanda birisi bir at çalmış, iki keçi bir de koyun. Evet.
Bir de varmış karşıdan jandarmalar geliyor, hemen namaza durmuş. Evet. Öteki kurt gelmiş, jandarmalar gelmeden daha, ulan ne var, ne ettin, ne çaldın demiş. İki yumlu bir kıllı demiş ya, iki kıllı bir yumlu hinyoçalıda bağlı demiş. Hem namaz kılıyor, evet. Ona haber veriyor. Ulan ne çaldın, bir şey var mı demiş. İki kıllı bir yumlu hinyoçalıda bağlı demiş. Yumlu koyun mu hocam, lafınızı kestim? Yumlu koyun oluyor, kıllı geç oluyor. Ha geçi. Ha, iki kıllı bir yumlu hinyoçalıda bağlı. Hiyo, at. At. Öyle işaret vermiş derler. Allah. Ben ne yaptım, bir şey var mı falan, jandarmalar geliyor falan demiş. İki kıllı bir yumlu hiyo çaldı bağlı demiş. Yani boş değerlik demiş. Yine iki geçi bir koyun, at çaldık demiş. Kutlara böyle çok espri yaparlar. Yaparlar. Kurdun birisine hanımı... Cemil Çavuş, rahmetlik, dahılılar, Faik Bey, Haşmet Efendi falan. Kurdudu ya postanede, evet. Çavuşu. Hoş adamıdı. Evet, çok hoştu da hiç yok aranmaz, güler, hoş karşılar. O da derdi ki, ne koydunuz ki derdi, hepsini elimizden aldınız derdi. Hepsini Türkler elimizden aldı derdi. Hepsini size devrettik diyorlar, he öyle diyorlar. Hepsini Türkler elimizden aldı, bize bir şey koymadı ki derdi. Şu sorunda kopturan var derler, muhabbeti vermemiş de koç çalmış kendimiz yerine, yerine atmış da ondan sonra almış kızı. Öyle bir rivayeti var. Annesine bir kurt kızına dumur salmış, vermemişler. Niye vermiyoruz demiş, senin oğlun hırsızlık yapamaz, oğlan çalamaz, kuzu çalamaz, bizim kızımızı aç kalırdı. Akşam olmuş, anne ne dediler, böyle dediler. Ha demiş, 71'ini aldım, bir koç çalmış, dumur olduğu kızın avlusuna sürmüş gece. Ertesi gün annesi gelmiş, ha şimdi verdik demişler. Tamam, baharatı bölündü demişler. Kendi anladırdı bunu. Baharatını gördük demişler, tamam şimdi verdik. Bağlı, bilince kurtarırmış. Hırsızlığı meşhur demek kurtların. Kurtların hırsızlığı meşhur demek ki. Meşhur. Babam rahmetli anlatırdı hocam. Kurdum geri diyor, amaymış diyor. Köşede otururmuş diyor, ihtiyar adam. Onun da çocuğu varmış diyor, çocuk gelmiş babasının kucağına oturmuş diyor. Şimdi babası çocuğun başını sıvatlıyor. Benim oğlum diyecek de eşek çalacak, oğlum diyecek de burada çalacak. Dedesi de orada diyor ki, nemki de dedesi görecek diyor. Nemki de dedesi. Ha dedem göremez diye üzülüyor. Üzülüyor. Allah Allah. Bu başka türlü de anladınlar. Öyle mi? Anlattın efendim. Bir kurt dul kadının şeyi varmış, Hasso isimli oğlu varmış. Evet. Dul kurt karısının bir Hasso isimli oğlu varmış. Hasso hastalanmış. Evet. Hoca efendiyi çağırın, hoca efendi gelsin Hasso'ya bir okusun olmuş. Hoca efendi gelmiş Hasso'ya okumuş. Hasso baygın yatıyor. Hasso kelime-i şehadet getir diyormuş, dilim dönmüyor diyormuş. Ula salavat getir diyormuş, dilim dönmüyor diyormuş. Hoca biraz daha okumuş, kalmış gidiyor. Kalkıp giderken anası hemen hocanın umunu kesmiş. Hoca ben de Hasso'nun durumu nasıl demiş. Teyze korkma Hasso ayağı acık iyi olacak demiş. Hoca gitmiş. Şimdi anası gelmiş Hasso'nun başında lavuk yakıyormuş. Hasso'm iyi olacak, Hasso'm ayağı kalkacak, Hasso'm inek çalacak, Hasso'm çocuklarına erk edilecek evet, diyormuş. Dili dönmeyen Hasso inşallah, inşallah. Onun bir benzeri hocam. Hasso'm ayağı kalkacak, Hasso'm iyi olacak, Hasso'm inek çalacak, Hasso'm çocuklarına erk edilecek diyormuş. Yataktaki Hasso da inşallah, inşallah diyormuş. Kelime şahadede de dili dönmüyor da. Evet efendim. Bir de şöyle diye efendim tesbih çekiyormuş kurdum diye. Uşaklar da hırsızlığa salmış haymanıya. Sübhanallah, sübhanallah bizim uşaklar haymanıya vardım ola. Elhamdülillah, elhamdülillah birkaç koyun çaldım ola. Allah'ım ekber, Allah'ım ekber. Yakalanmadan döndüm ola. Yakalanmadan döndüm ola. Yani tesbih çekiyormuş hem öyle. Tesbih de öyle dua ediyormuş. Ne yapsın? Namazın bağını kılsın ya. Bunlar esrah mı acaba? Uyduruyorlar. Şimdi uyduran da olur. Bazı esrah olabilir. Esrah olabilir.
Mesela ben askere gitmeden şöyle bir hıra anladılar. Kuş gitmiş çarşıya, yayık istemiş. Yayık unutmuş. Avrat yayık aldı da gel demiş, herif demiş. Şimdi varmış, ağzı var şöyle, kulpu var şöyle, cargıda cırva. Birkaç dükkan gelince biri ayırmış, demiş ulan bu yayık var ya demiş, yayık benim haklı demiş. Biz buna şaka verlerdik. Ben askerdeyim, bir ızgara yapıyor. Arkadaş demiş ki İsmail Usta var, önlüğü versin demiş. Benim yanıma gelince önlüğü unutmuş kurt. Şeyin kurduydu. Önlüğü duymadıysa ne bilsin. Şimdi önlüğü ne o bilmiyor. Geldi İsmail Usta ya, ha şöyle var vereceğim diyor. Ha şöyle. Aldığını dese vururum ben. Ha şöyle var. Ha şöyle. Atlarıza karşı